أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى الإسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. Bizleri yaratan, yaşatan, yöneten, alemlerin Rabbine, Halik-i Zülcelal ve Kemal ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamd-ı fenalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Kibriya, Habib-i Huda, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı Sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Rabbimiz cümlemize rızasınca ihlas ve takva üzere bir hayat yaşamayı, son nefeste iman ve şehadet üzere de huzuruna varmayı nasip eylesin. Cümlemizin ahir ve akıbetlerimizi hayır eylesin. Dünya ve ahiretimizi mamur eylesin. İki cihanda aziz eylesin. Gelecek neslimizi İslam'a, Kur'an'a hadim eyleyip arkamızdan bizleri hayırla yad edecek, fatihalar okuyup bizlere dua edecek nesillerimizi yetiştirmeye bizleri muvaffak eylesin diyelim. Enfal suresi 33. ayeti kerime ile dersimize devam edelim. Cenab-ı Hak istifadeye cümlemizi muvaffak eylesin. Estağfirullah, bismillah. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَدِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَدِّبَهُمْ Allah Celle ve Ala onlara azap edici değildir. وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Ta ki sen içlerinde oldukça, sen aralarında olduğun müddet Allah onlara azap edici değildir. وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ Yine Allah onlara azap etmez. وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Onlar istiğfara devam ettikçe. Sadakallahu nazim. Kısaca ayeti kerimenin meali. Bu ayeti kerimede Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e iki emandan bahsediyor. Yani bize azap etmeyeceği, bizi azaptan kurtaracak, bizi emniyet içinde tutacak iki eman. Bir, Peygamber aleyhisselam içimizde oldukça, iki, istiğfara devam ettikçe. Allah sizi azap etmez. Bu ayet-i kerimenin nüzulüyle alakalı bir önceki ayet-i kerimeyi hatırlayalım. Haris bin Nadr Efendimiz Aleyhisselam'a ne demişti? Madem sen sözünde hak, gerçek peygamberlik iddiasında ve bunun da Allah kelamı olduğunu iddia ediyorsan, o halde Allah'ına dua et, Allah başımıza gökten taş yağdırsın yahut da bize elin bir azap gelsin demişti. Allah'tan azap istemişti. Cenab-ı Hak da Efendimiz Aleyhisselam'a sen içlerinde oldukça o kafir, müşrik, Mekkeli, Ebu Cehillere ben azap etmem buyurdu Allah Celle Celaluhu. Ne büyük rahmet peygamberi ki o peygamber içinde bulunduğu kavim müşrik olmalarına, Allah'a ortak koşmalarına, inkar etmelerine, isyan etmelerine rağmen değil mi ki peygamber o toplumda yaşıyor? Allah o peygamberin hatırına sen onların içinde arasında olduğun müddet Allah onlara azap etmez. Fil hakika geçmiş ümmetlere, tarihte helak olan kavimlere baktığımızda da Allah Azze ve Celle o kavmi helak etmezden evvel peygamberleri o kavimden uzaklaştırmıştır. Yani siz o kavmin içinden şöyle bir çıkın, ondan sonra kalan kavmi Allah helak etmiş, azabını indirmiş, göndermiştir.
bir peygamber kavminin içindeyken Allah o kavmi helak etmez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Mekke'deyken Allah Azze ve Celle genel manada böyle ufak tefek sıkıntı, fitne, bela elbette yaşadılar ama helak manasına bir azap yaşamadılar. Ama Efendimiz Medine'ye hicret ettikten sonra Bedir'le başlayan azap Mekkelilerin yakasını bırakmamıştır. Artık bir daha iflah olmayacak, iki yakaları bir araya gelmeyecektir. Şimdi bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak, ey peygamber sen içlerinde oldukça senin içinde olduğun kavme Allah azap etmez buyuruyor. Peki bu ayet Kur'an'da duruyor ama bugün peygamber hayatta yok. O zaman bu ayetin bize yönelik tarafı, bu ayetin bizi ilgilendiren kısmı ne? Allah Resulü hayatta olsa, aramızda olsaydı Allah bu ümmete de azap etmeyeceğini sözünü veriyor. Ulema diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam hayatta iken yaşadığı kavmi ama vefat ettikten sonra ümmetine bıraktığı sünnetleri bir toplumda yaşanır, hayatta kalır, ölmez ise Allah o topluma da eman verir, Allah onlara da azap etmez. Yani peygamberin ahirete irtihalinden sonra nasıl ki artık o kavim azaba, belaya açık bir hale geldi, peygamberin sünnetlerini de öldürürse ümmet belalar, fitneler kaçınılmaz olur. O zaman Allah bizi azap etsin istemiyorsak, Efendimiz aramızda hayatta bizimle yaşıyor gibi onun sünnetlerini yaşamak mecburiyetindeyiz. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyurdukları üzere inne hayati ve mevti hayrun lekum, benim hayatım da ölümüm de sizin için hayırdır buyuruyor. Sahabe-i kiram dediler ya Resulallah, elbette senin hayatın, senin varlığın, senin yaşaman bizim için hayırdır. Ama ölümün de bizim için ne gibi hayır olsun ki? Efendimiz Aleyhisselam'ın cevabı emma hayati, hayatımda sizin için hayır şudur ki esünnü lekumu sünene ve üşerriyav lekumu şerai, ben yaşadığım müddetçe size sünnetlerimi öğretirim, şeriatı öğretirim. Yani peygamberin hayatta varlık sebebi ümmete sünnetlerini ve şeriatı, yani İslam'ın, Kur'an'ın nasıl yaşanılır olduğunu, Allah'a nasıl kulluk edileceğini ben yaşarken size örnek, önder, numune-i imtisalim buyurdu. Bu da sizin için hayırdır. Ha, mevtim, vefatıma gelince diyor Efendimiz, tu'radu aleyye amalüküm, yaptığınız amelleriniz bana arz edilir. Ey Allah'ın Resulü, ümmetin bugün şu haldedir, ümmetin şunu yaptı, ümmetin bunu yaptı. Günahlarınız diyor bana arz edildiğinde sizin için Rabbime istiğfar ederim. Ama iyi amelleriniz, beni sevindirecek amelleriniz bana iletildiğinde de Allah'a hamd eder, şükrederim. Bu da sizin için hayırdır buyurdu. Yani şu an birilerinin dediği gibi kabrinde uyuyan, dünya ile alakasını kesen bir peygamber yok. Yattığı yerde kabri şeriflerinde melekler her gün Peygamber Aleyhisselam'a bizim bilmediğimiz bir iletişimle ümmetinden tek tek haber getiriyor. Ya Resulallah, işte falanca ümmetinin ismen sana selamı var. Sizden biri bana selam getirdiğinde, selam gönderdiğinde diyor Efendimiz, melekler o selamı bana ismen ulaştırır ve ben de ona karşılık veririm. Dolayısıyla yaptığınız iyilikler peygamberi şu an kabri şerifinde memnun eder ama yaptığınız günahlar, yanlışlar peygamberi üzer ve bizim için kabrinde istiğfar eder Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla sünnet üzere Efendimizin bize emanet bıraktığı, benden sonra size iki şey bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabı, diğeri de benim hayatım olan sünnetlerim. Başka bir hadis-i şeriflerinde de size iki şey emanet ettim. Biri Allah'ın kitabı, diğeri de sahabe-i kiram buyuruyor. Dolayısıyla bu iki emanete sahip olduğumuz,
Kur'an ve sünnet, sahabe yolunda yürüdüğümüz müddetçe Allah bizi azap etmeyeceğinin sözünü Kur'an'da veriyor. Ama sünnetten ayrılır, sahabe yolunu terk eder, Kur'an'dan uzaklaşırsa o zaman azaba açık hale geliriz. Rabbim muhafaza eylesin. Hazreti Ömer radıyallahu anh için denilir ki bir gün ordusuyla bir sefere gider. Karşısında aslında çok da güçlü olmayan, yani böyle belki akşama sabaha zaferi kazanabilecekleri bir savaş. Zor, çetin bir savaş değil. Ama Hikmetullah Hazreti Ömer fethi gerçekleştiremez. Fethi gecikir. Bunun üzerine Hazreti Ömer askeri toplar. Bu işte bir sır, bir hikmet var der. Herkes kendini sorgulasın. Birinizin bir yanlışından sebep Allah zaferi geciktiriyor. Kim ne yanlış yapmış? Asker düşünüyor, düşünüyor, içlerinden biri çıkıyor. Diyor ki, ya emir el müminin, ben akşam diyor abdest alırken misvak kullanmayı unuttum. Hah işte bu diyor Hazreti Ömer. Misvak kullanmayı, peygamberin bir sünnetini terk etmen zaferi geciktirmiştir. Onların sünnet anlayışı böyleydi. Şimdi ben bunu anlattığım zaman çoklarına hikaye masal gelecek. Abi hoca da ne anlatıyor? Ama Allah katında işler öyle yürümüyor işte. Bak sen ve senin sünnetin ümmetin içinde yaşadığı müddet ben onları azap etmem diyor Allah. Allah'ın Resulü ve sünnetleri hayatında olan Müslümanlardan eylesin Rabbim diyelim. İkinci kısım ve yine ben onları azap etmem Allah diyor. Ne yaparlarsa وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ istiğfar ederlerse. Yani iki tane şart koşuyor Allah. İki tane eman veriyor bize. Bu ikisi sizde varsa ben sizi azap etmem. Bir, peygamber aranızda olacak, sünnet aranızda olacak. İki, istiğfara devam edeceksiniz. İstiğfar. Yani her halükarda Allah Azze ve Celle'den affınızı isteyeceksiniz. İstiğfara sarılacaksınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde ne buyuruyorlar? Her kim istiğfar ederse Allah Azze ve Celle onu bulunduğu her türlü sıkıntıdan ona mutlaka bir çıkış ihsan eder. İçindeki buhrandan, kederden ona acı veren, hani bugün psikolojisi bozuk diyoruz ya, istiğfara devam edenin Allah elemini giderir. Bir de وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْفُ لَا يَحْتَسِنْ hiç ummadığı yerden Allah onu rızıklandırır diyor. Bak istiğfar, üstteki kadınlar lütfen konuşmayalım, dinleyelim. İstiğfara devam edenler, darlandığınız, sıkıştığınız, zorda kaldığınızda Allah size bir kapı açar diyor. İki, bunaldınız, buhranlar geçiriyorsunuz, psikolojik depresyona girdiniz. İstiğfara devam edin, Allah sizi rahatlatacak. Üç, rızık darlığı çekiyorsunuz. İstiğfara devam edin, hiç beklemediğiniz yerden Allah sizi rızıklandıracak. İstiğfar, istiğfara devam eden, Efendimizin ifadesiyle tuba limen vucide fi sahifetihi istiğfarun kethir. Amel defterinde çok istiğfar olanlara müjdeler olsun diye Efendimiz. Ne mutlu o kimseye ki amel defterinde çok istiğfar yazdırmış. Estağfirullah ellezî la ilahe illâhu el hayyel kayyum etûbü ileyh. Hani namazdan sonra birilerini çok böyle sıkıyor. Ya ne gereği var? Allahümme entes selam desek de kalksak diyenlere. Oysa Allah Resulü aleyhisselam namazdan sonra istiğfar etmeyi adet edinmiş. Sünnettir. Ve o sünnet, o istiğfar namazdaki hataların telafisi içindir. Bunun akabinde büyüklerden Mehmet Zahid Kotku Kuddüse Sirru buyuruyor ki namaz gibi bir ibadetin akabinde Allah Resulü istiğfar etmeyi bize tavsiye ettiyse namaz ya namaz. Namaz kıldım. Allah rızası için bir amel yapıyorsun ve bu amelin akabinde istiğfar ediyorsun. Peki dışarıda yaptığımız o kadar yanlışlardan dolayı istiğfar gerekmez mi? Namazın istiğfarı gerekiyor da namazın dışındaki yaptıklarımız namazdan daha mı masum mu ki istiğfara ihtiyacınız yok?
Kim 5 defa Estağfirullah ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayyel kayyum ve etûb ileyh derse Efendimiz Aleyhisselam diyor Allah onu geçmiş günahlarını affeder. Ama nasıl derse buradan derse demiyor. Buradan diyecek. Yani akşama kadar elini tesbihe al. Estağfirullah elbette sevaptır. Bunun da bir sevabı var dilin istiğfarı. Ama burada kastedilen istiğfar gönlün, kalbin istiğfarıdır. Ya Rab senden affımı istiyorum. Estağfirullah'ın kelime manası Allah'ım senden af istiyorum. Bağışlanmak istiyorum. Beni affet. Sana karşı yanlışım var, kusurum var. Sen affet, bağışla. Sen affetmezsen, sen bağışlamazsan nereye gideyim ya Rab? Benden başka affedecek kulun var, amenna. Ama beni senden başka affedecek Rabbim yok. O yüzden ne olur beni affet. Her halükarda istiğfara devam. Bak Allah Resulü Aleyhisselam ne buyurdular? Şeytan aleyhillâne dedi ki, ya Rab dedi, izzetine yemin olsun ki, Allah'a diyor bak şeytan, senin izzetine yemin ederim ki, Adem oğlunun ruhları bedenlerinde oldukça onları azdıracağım, saptıracağım, kandıracağım, günaha, harama, isyana teşvik edeceğim. Her birini günah kirine bulaştıracağım. Şeytanın yemini var, söz vermiş. Allah Azze ve Celle de şeytana cevaben, İzzetim ve celalim hakkı için ben de söz veriyorum. Sen elinden geleni yap. Kullarıma istediğin kadar günah işlet. Eğer onlar sonunda döner. Ya Rab beni affet. Hata ettim. Pişmanım der. İstiğfar ederlerse vallahi ben de onları affedeceğim Allah buyurdu. Demek ki şeytan işi seni azdırmak. Kan vücudunuzda deveran ettiği gibi şeytan vücudunuzda dolaşır diyor Efendimiz. Yani bu şeytanla mücadele etmeye, ona karşı durmaya, yani şeytana aldanmamaya, onun dediğini yapmamaya arada da olsa imkan yok. İnsan günah işlemeye meyyar bir varlık, fıtraten, zayıf bir varlık. Şeytanın işi sana günah işletmek. Ama sen de düşeceksin, ayağa kalkacaksın. Ya Rab hata ettim, beni affet diyeceksin. Yoksa ulemanın dediği gibi, hem günah işleyeceğim hem de akabinde estağfurullah diyeceğim. Bu değil. Kastedilen mana günahlara devam ederken dilinin istiğfar etmesi değil. Ya günaha ısrar etmeden. Hani Mevlana diyor ya velem yusirru ala ma faalu. Yaptıkları günahlara ısrar etmezler. Bir anlık gaflet, bir anlık böyle boşluk şeytana aldanırsın. Şeytan sana her tür günahı işletir. Eyvallah. Ama sonrasında dönüp ya Rab beni affet demeni istiyor Allah. Senden hiç günah işlememeni istemiyor Allah. Ama günah işledikten sonra da bana bunu haram eden, bundan dolayı beni hesaba çekecek ve belki bana azap edecek bir Rabbim var diye beni hatırla diyor Allah. Zira Kur'an'da وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَفْضَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهِ. Bak büyük fahiş bir günah işlediklerinde, nefislerine kendilerine zulmettiklerinde Allah hatırlarına gelir. Aa ben bunu yaptım ama Allah buna haram demişti. Bir anlık gaflet, bir anlık boşluk. Ya Rab yani affet Allah'ım istemeden yaptım. Bir daha olmayacak diye tevbeyi nasuh üzere tevbe eder, istiğfar ederseniz istiğfarla beraber azap yok diyor Allah Celle Celaluhu. Ama nasıl istiğfar, nasıl tevbe? Mevla Teala'nın razı olacağı, bir daha günaha dönmemek üzere tevbe. Allah hepimize bu manada istiğfar etmeyi nasip eylesin diyelim. Burada ulemanın söylediği güzel bir açıklamayı da izah edip arkaya geçelim inşallah. Diyorlar ki Allah Azze ve Celle ne buyurdu? Habibim, sen aralarında olduğun müddet ben onları azap etmem. O zaman buradan diyor şunu da anlayabiliriz. Yarın ahirette eğer peygamberin yanında olabilirseniz Allah size azap etmez. Ahirette peygamberin yanında olun. Çünkü Allah diyor ki seninle olanlara sen aralarında bulunduklarına ben azap etmem diyor Allah.
O zaman ahirette de peygamberin yanında olanlara Allah azap etmeyecek. E ne yapalım da peygamberin yanında olalım ahirette? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. İçinizde ahirette bana en yakın olanlarınız takvası en iyi olanlardır buyuruyor. İçinizde ahirette bana en yakın olanlar, ahlakı en güzel olanlardır diyor. İçinizde ahirette bana en yakın olan, beni en çok seven. Bak buyuruyor ki, kim ki kalbinde bana karşı bir sevgi var diyor Efendimiz. Kalbine benim sevgim girdiyse, kalbinde Allah Resulü'nün sevgisi olana Allah cehennem azabını haram kılar. Çünkü onun kalbinde Allah'ın Resulü var. Kalplerinizde peygamber olsun. Ahlakınız peygamber ahlakı olsun. Yaşantınız sünnet üzere olsun. Hayatınızda peygambere çok salavat olsun ki yarın ahirette Efendimizle dirliktelik, beraberlik olsun. Allah da bize azap etmesin diyelim. Evet, 34. ayeti de çabuk çabuk okuyalım inşallah. Estağfirullah. Ve mâ lehum en lâ yu'adzibehumullah. Yani onlara Allah nasıl azap etmesin ki artık? Yani ey Habibim, sen onların arasından ayrıldıktan yahut darun bekaya irtihal ettikten sonra onları Allah'ın azabından kurtaracak, mani olacak şey nedir Mevla diyor. Ve hum yasuddun anil mescidil haram. Onlar ki mescidi haramdan insanları alıkoyuyorlar. Yani Kabe'ye, mescide ya da camiye girmeye engel oluyorlar. Bu ayet Efendimiz Aleyhisselam'ın Hudeybiye günü hani umre maksadıyla Medine'den yola çıkmışlar, ihramlarını giymişler, Mekke'yi ziyaret edecekler. Allah Resulü gördüğü rüya üzerine. Ama Mekkeliler ne yaptılar? Efendimiz Aleyhisselam'ı ve onunla gelen 1400 sahabeyi Mekke'ye koymadılar. Mekke'ye sokmadılar. Niye? İn evliyâuhu. Kendilerini Kabe'nin, Mekke'nin velayeti bizdedir. Bura bizim korumamızdadır diye. Efendim, kendi kontrollerinde buralar bizden sorulur. Bizden izinsiz Kabe'ye giremezsiniz diye peygamber ve sahabenin Kabe'ye girmelerini engellediler. Oysa Allah Azze ve Celle buyuruyor. İn evliyâuhu illel muttakû. Kabe'nin evliyası, velayeti, Kabe'nin dostları ancak muttakilerdir. Velakin ekferum la ya'lemun. Fakat onların çokları bilmez Allah diyor. Şimdi burada şu evliya kelimesine biraz duralım. Ezan bitene kadar. Bu evliyaya ulema üç değişik mana verdi. Kabe'nin velisi yani dost. Evliya dost manasınadır. Hani diyoruz ya evliya. Ne demek? Allah'ın dostu demek. Veli. İn evliyâuhu, Kabe'nin dostları, evliyaları ancak muttakilerdir. Ulema diyor ki bu evliyâuhu, ohunun yani o zamir Allah Azze ve Celle'ye de racidir. Yani Allah'ın dostları, evliya ancak takva sahipleridir. Yahut da o evliyadan maksat peygamberin dostları ancak takva sahipleridir. Yani camilerin, mescitlerin dostları takva sahipleridir. Peygamberin dostları takva sahipleridir. Allah'ın dostları takva sahipleridir. O zaman Allah'a dost, peygambere dost, camiye dost olmak isteyenler takva sahibi olmak zorundayız. Ama yukarıda ne diyordu? Mekke müşrikleri için onlar Allah'ın mescidine, Harem-i Şerife, Kabe-i Muazzama'ya girmeyi engellediler. Yasuddûne anil mescidil haram. Ulema buraya şöyle diyor. Hani Bakara suresinde bir ayet okumuştuk hatırlayın. Mevla ne demişti? وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ Allah'ın mescitlerine her kim mani olursa ister Kabe, ister cami, yani şu camiler Kabe'nin şubeleri değil mi? Mescitler Allah'ın evleri değil mi? Amenna. Burada Kabe'nin bir şubesi. Dolayısıyla Mekke müşrikleri o gün Kabe-i Muazzama'ya sahabeyi sokmadıkları gibi kıyamet sabahına kadar Allah'ın camilerine, mescitlerine her kim engel olur, mani olursa وَمَنْ اَظْلَمُ Bunlardan daha zalimi kimdir Allah'ın? Yeryüzünde insanların en zalimleri
mescitlere, camilere engel olanlardır. Ve yüzkara fîhe smû'u ve se'â fî harâbihâ. O mescitlerin içinde Allah'ın isminin zikredilmesine, Allah'ın kitabının okunmasına, ayetlerin anlatılmasına, insanlara hakkın, hakikatin öğretilmesine mani olan, rahatsız olan, engel olan, hakkı konuşan hocaya parmak sallayan, ya insanlara niye böyle şeyler anlatıyorsunuz, milleti niye uyandırıyorsunuz diye ayet okuyan, şeriatı anlatan, hakikati anlatan hocalara engel olanlar, bak Allah'ın isminin anlatılmasına ve o mescitlerin harabe olmasına, kapısına kilit vurulmasına, ahır yapılmasına, içinde ibadet yapılmasına engel olanlar, Ayasofya Camii'nin açılmasından rahatsız olanlar, Taksim'e cami yapılmasından rahatsız olanlar, Çamlıca'ya cami yapılmasından rahatsız olan, وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ, Allah'ın mescitlerinden, camilerinden rahatsız olan zalimlerin en büyükleridir Allah diyor. Allah zalimleri bize gösteriyor ama işte o zalimleri görebilecek furkan, feraset, basiret Allah bu ümmete nasip eylesin diyorum. Ve son cümle, Allah'ın peygamberi ve mescitlerin dostları ancak takva sahipleridir. Allah bizi o takva sahibi kullarından eylesin. Kimdir onlar? Aklını Allah'a, gözünü Allah'a, dilini Allah'a, midesini Allah'a, ahlakını Allah'a, yaşadığı toplumda otoriteyi Allah'a teslim edenlerdir. Allah bizi bunlardan eylesin. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.